Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Levent. Bugün Cosmos alanında yeni bir projenin not kurulum işlemleriyle karşınızdayım. Airdrop'la ilgili herhangi bir detay yok fakat ekip bu videoda yapacağımız işlemlerin ödüllendireceğini belirtti Discord'larında. Gelin hemen işlemlerimize başlayalım. Öncelikle not eğitim serimizi takip ediyorsanız bu seride yaptığımız İşlemlerin dışında herhangi bir farklı bir işlem yapmayacağız. Her zamanki gibi kitabımıza giriyoruz. Burada belirttiğimiz sistem özelliklerine sahip bir sunucu almamız gerekiyor. Bu sunucular nasıl ücretsiz bir şekilde alabileceğinizi de göstermiştik daha önceki videolarımızda. Bunları isterseniz sağ üstteki kartları tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu sunucuyu ben Google Cloud'dan kiralayacağım. Buradan CPU RAM'i değiştirelim. 4 CPU 16 RAM. Buradaki Change'e basıp işletim sistemini Ubuntu yapmamız gerekiyor. Versiyonda 20.04 olmalı. Daha sonra SSD değiştiriyoruz. 300 yazıp Select'e basıyoruz. Buradaki iki kutucuğu işaretleyip Create diyoruz. Ve sunucumuzun oluşturulmasını bekliyoruz. Sunucumuz oluşturulduktan sonra yapacağımız işlemlerde hiçbir değişiklik göstermeyecek. Buradakileri kopyalayıp sunucumuza yapıştıracağız. Sunucumuzun oluşmasını bekleyelim. Evet, sunucumuz oluştu. Burada gördüğünüz SSH'e basıp konsola bağlanıyoruz. Yan tarafı da kitabımızı açalım. Ve sunucumuzun açılmasını bekleyelim. Evet, sunucumuz açıldı. Yapacağımız ilk işlem buraya sudo su yazıp root yetkisiyle bağlanmak olacak. Daha sonra buradaki işlemlerimize devam edebiliriz. Burayı kopyalıyoruz. Moniker adımızı oluşturacağız. Yapıştırıp eşittirin karşısındaki kısmı siliyoruz. Bir moniker adı seçelim buraya. Ben kripto kurdu yapıyorum. Adımızı yazdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Daha sonra gerekli güncellemeleri yapmak için kodu kopyalayıp yapıştıralım. Evet, güncelleme tamamlandı. Buradaki kodu kopyalayıp gerekli dosyalara indirelim. Enter'a basıyoruz. Evet, dosyalarda indirdik. Go yazılımını kuralım. Kopyalayıp yapıştırdım. Burada Enter'a basıyoruz. Tamamdır. Kitap klonlaması yapalım. Burada kısım sunucunuz özelliklerine göre daha da uzun sürebilir. Ben videoyu durduracağım. İşlemimiz tamamlandığında görüşmek üzere. Evet, kitap klonlaması bittikten sonra buradaki kısma Enter'a basıp işlemi tamamlıyoruz. Daha sonra servis oluşturmak için buradaki kısmı kopyalayıp yapıştırıyoruz. Burada yine Enter'a basıyoruz. Yapılandırmayı kopyalayıp yapıştıralım. Burada biraz bekleyeceğiz. Daha sonra Enter'a basmamız gerekiyor çünkü. Tamamdır, Enter'a basalım. Yapılandırmayı da tamamladık. Evet, servisimizi başlatalım. Kopyalayıp yapıştırdık. Enter'a basıyoruz. Evet, loglar akmaya başladı. Daha sonra hızlandırma yapacağız yine. Bir önceki Gitopia videomuzda olduğu gibi. Burada CTRL-C'ye basıp işlemleri durdurabiliriz. Bu senkronizasyon hızlandırma başlığı altındaki kodları tek tek kopyalayıp yapıştıralım. Enter'a basıyoruz. Tamamdır. İkinciyi kopyalayıp yapıştıralım. Yine Enter'a basıyoruz. Üçüncüyü de kopyalayıp yapıştırdık. Enter. Dördüncüyü de kopyalayıp yapıştıralım. Yine aynı şekilde Enter'a bastık. Son kodumuzu yapıştırıp loopların tekrar akmasını sağlayacağız. Bu kısımda biraz beklememiz gerekiyor. Uygun bloğu bulup blok indirmesine devam etmesi için. Burada zaten ekran hızlı akmaya başladığı zaman anlarsınız. Burada gördüğünüz gibi birazdan daha da hızlanacak. Evet, hala bekliyoruz blokların ilerlemesini. Evet, burada gördüğünüz gibi hızlı hızlı akmaya başladı. CTRL-C'ye basıp yine durduralım. Diğer işlemlerimize devam edelim. Öncelikle true false durumunu kontrol edelim burada kodla. Yapıştıralım. Burada true. Buranın false olmasını beklememiz gerekiyor. Bu yaklaşık 5-10 dakika sürebilir. False olduktan sonra diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Videoyu durdurup false olduktan sonra geri görüşmek üzere. Evet, 2 dakika içinde false çıktısını aldık. Diğer işlemlerimize devam edebiliriz. Cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Burayı kopyalayıp yapıştıralım. İsterseniz wallet yazan yeri silip cüzdanınıza bir isim verebilirsiniz. Yani wallet olarak da kalabilir. Burada cüzdan oluşturduk. Buradaki kısmı ve şurada gördüğünüz 24 kelimeyi kaydetmemiz gerekiyor. Daha sonra herhangi bir airdrop alabilmek için bunları boş bir metin belgesine kopyalayıp yapıştıralım. Cüzdanımızı oluşturduktan sonra bizim validator oluşturmak için token'e ihtiyacımız var. Buradaki adresimizi kopyalayıp Uptik Network'ün Discord kanalına gitmemiz gerekiyor. Burada Discord'dan da gördüğünüz faucet kısmına faucet yazıp bir boşluk bırakıp cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Enter'a bastığımızda bize coin'leri gönderiyor. Ben daha önce aldığım için farklı bir uyarı verdi. Sizin coinleriniz hemen gönderecektir eğer faucette bir sıkıntı yoksa. Evet, validator işlemlerimize devam edebiliriz. Burada gördüğünüz validator oluşturalım kodunu kopyalayıp boş bir metin belgesine yapıştırmamız gerekiyor. Buradaki moniker
kısmına moniker adımızı yazmamız gerekiyor. Bizimki kripto kurduydu. Daha sonra from yazan yere cüzdanımızın adını yazıyoruz. Wallet da bizimki. Daha değiştirmemiz gereken bir şey yok. Burayı kopyalayıp yine Google kulağına yapıştırıyoruz. Enter'a basıp evet, işlemi onayladık. Evet, validator oluşturma işlemini de tamamladık. Buradaki TX hash'i kopyalayıp Uptick Explorer'ına yapıştırarak işlemimizin sonuçlanmadığını öğrenebiliriz. Burada gördüğünüz gibi başarılı yazıyor. CryptoKurdu isimli validatörü oluşturduk. Yapacağımız tüm işlemler bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada bir önceki yorum kazan etkinliğimizin kazananları açıklamalar kısmını kontrol edebilir. Kazandığınız yorumun altına Twitter kullanıcı adınızı bırakıp bize Twitter'dan DM olarak BEP20 Boost adresinizi göndermeniz gerekiyor. Bu videodan da kazanmak için yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.